Üniversitemizde Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak düzenlediği uyuşturucu ile mücadele ve farkındalık başlattığı programımıza hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Ülkemizde de maalesef bu sorunla yüzleşiyoruz ve devletimizin bütün kurumları bu uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele için büyük bir efor harcıyorlar, enerji harcıyorlar, fedakarca bir mücadele yürütülüyor. Burada da Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi Başkanlığı ve Narko Başkanlığı'nda çok kıymetli arkadaşlarımız bizimle beraberler ve bu konuda bizlere çok önemli bilgiler verecekler. Ben kendilerine tekrar çok teşekkür ediyorum, hoş geldiniz diyorum. Uyuşturucuyla mücadele hususunda bugün verilecek konferansa katılan siz değerli katılımcılar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu mücadele hepimizin mücadelesi. Bunu ciddiye almak zorundayız. Bu beni etkilemez diye asla düşünmemeliyiz. Bu toplumumuzun içinde ailede başlıyor, arkadaş çevresinde başlıyor ama toplumumuza bu yayılıyor. Eğer bu mücadeleyi başladığı yerde bitirirsek başarılı oluruz. Bunun için de bilinçli olmak zorundayız. Nasıl mücadele edeceğimizi iyi bilmeliyiz. Bu anlamda da bu konferansların, bu çalışmaların, işin uzmanı arkadaşlarımızın yaptıkları çalışmaları, nasıl mücadele edeceğimiz hususundaki verecekleri bilgileri dikkatle takip edip uygulamak çok önemli. İlimizde ciddi bir mücadele veriliyor. Bu mücadele veren bütün arkadaşlarımı tek tek kutluyorum. Geçen yıla göre elimizdeki sonuçlar bu sene daha iyiyiz. Her sene inşallah daha iyiye gidelim. Ben bir kez daha üniversitemizi böyle bir çalışmaya açan rektörümüze teşekkür ediyorum. Ta Ankara'dan bu iş için gelen Sayın Başkanımıza ayaklarına sağlık, hoş geldin diyorum. Adım Murat Sarıgüzel, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi Müdürü. Siz bugün bu salonda çıktığınızda küresel uyuşturucu konusunda bir fikriniz olacak. Türkiye'nin duruşu hakkında bir fikriniz olacak. Uyuşturucu, narkotik maddeler konusunda bir fikriniz olacak. Bağımlılık konusunda bir fikriniz olacak. Çözüm merkezleri, bizi nasıl destekleyeceksiniz? Bunlar konusunda fikirleriniz olacak. Tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar çok ve çeşitli uyuşturucu vardır. Bakın şu kıtalara bir bakar mısınız? Şu anda kutuplar dışında uyuşturucu probleminin olmadığı hiçbir yer yok. 50'li yıllara kadar diyor uluslararası sözleşmelerde 5-6 tane uyuşturucu maddenin adı geçerken diyor 50'den sonra sentetik uyuşturucular, 2000'li yılların sonunda yeni nesil uyuşturucular, ara kimyasallar, prekörzür diyoruz. Prekörzür, ara kimyasalların öncülleri. Bakın biz erken uyarı sistemi yapıyoruz. Turin'de bir erken uyarı sistemi var. 2313 sayılı kanun var. Bu bütün maddeler orada narkotik madde olarak geçer. Bizim arkadaşlar ona göre yakalarlar. Bütün dünyayı takip ediyoruz. Türkiye'de görülmese bile başka bir ülkede gören uyuşturucuyu tespit ediyoruz. O kanuna dahil ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla da sürekli güncel, 1933 yılında çıkmış kanun sürekli güncel bir şekilde işliyor. Geçtiği yere dökülür, kullanım başlar. Döküldüğü yerde iz bırakır, ölümler çıkar.